Kovuzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaain ve bihi nestain. Yeni bir Üsve-i Hasene programından ben Deniz Ömer Çelik. Siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, hukukumuzu sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfüyle, keremiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem inançta, yani akidede, ibadette, güzel ahlakta ve kulluğun her alanında bizler için uymamız gereken, takip etmemiz gereken, taklit etmemiz gereken en güzel örnek olduğu gibi hasbilik konusunda da ne demek hasbilik? Her durumda, her işimizde yüce Allah'ın, yüce Rabbimizin rızasını gözetmek konusunda da en güzel örnek, en büyük örnek sallallahu aleyhi ve sellem. Öncelikle tabii ki Allah'ın rızası bütün faziletlerin fevkindedir. Allah'ın bir kuldan razı olması aslında bütün cennet nimetlerinin de fevkindedir. Ve Cenab-ı Hak sevdiği kullardan bahsederken Kur'an-ı Kerim'de Mesela peygamberlerden bahsederken, sahabe-i kiramdan bahsederken yine böyle e, hak rızasını kazanacak güzel ameller yapan kullarından bahsederken şu ifade geçer. Radıyallahu anhum ve an. Allah onlardan razı oldu, onlar da Allah'tan razı oldular. Veya yine bir kulun yükselebileceği manevi mertebeler bir e, canın, bir nefsin yükselebileceği manevi mertebeler sayılırken de yine ayet-i kerimelerde radiyeten, merdiyeten en yüksek mertebe olarak dile getirilir. Mesela Fecir suresinin son ayetlerinde Estağuzubillah Ya eyyetühen nefsül mutmainne ey itminana ermiş imanla ameli salihle huzura itminana tam bir gönül huzuruna ermiş nefis ırci'i ile rabbiki radiyeten merdiyeten sadece o mutmain e, kısmında kalma sen Allah'tan razı Allah da senden razı olduğun halde Rabbine dön feduhuli fi ibadi ve duhudi cenneti Önce benim salih kullarım arasına katıl. Dünyada sadık, salih, mümin kullarım arasına katıl. Onlarla beraber güzel bir kulluk hayatı yaşa. Ve duhuli cenneti ve e, onlarla beraber cennetime gir. Yani bir manada o mal ebrar. Ya Rabbi, bizi vefat ettirdiğin zaman ebrar kullar arasına kat. Ve edihilni bir rahmetike fi salihin. Bizi rahmetinle salih kullarına kat dualarının da bir neticesi olarak e, o salih kullarımla, mümin kullarına beraber cennete gir. Burada da yine e, ayet-i kerimede radıya merdiye yani kulun Allah'tan razı olması Allah'ın da kuldan razı olması onlar çok büyük bir mertebe olarak e, dile getirilmiş oluyor. Ve e, tabi ki Cenab-ı Hak e, kul hayattayken yani yaşarken yaptığı güzel amellerle Allah'ın rızasını kazanınca ve e, Allah onlardan razı oldu onlar da Allah'tan razı oldu e, makamına, mevkine erince bunun tabi bir de ahirete, cennete tekabül eden e, orada bir gerçekliği söz konusu. O da nedir? O da e, cennetler içerisinde bile en büyük lütfun en büyük nimetin Cenab-ı Hakk'ın kuldan razı olduğunu e, beyan etmesi, ilan etmesi olacaktır. Bununla ilgili olarak da e, Tevbe Suresinin 72. 73. ayet kelimelerinde Cenab-ı Hak e, müminlerden bahsediyor. E, mümin, erkek ve kadınların birbirlerin velisi, sahibi, dostu, hamisi, yardımcısı olduğunu dile getiriyor. Sonra o müminlerin işte efendim e, namazını kılan, zekatını veren, Allah Resulullah'a e, bütün diğer e, hususlarla hususlarda itaat eden kulları olduğunu, Cenab-ı Hakk'ın bunlara efendim merhamet edeceğini dile getiriyor. Sonra da Cenab-ı Hak onlara bir vaatte bulunuyor. O vaatte şu, Estağfirullah ve adallahu lezine ve amnu salihati cennetin tecrimin tahtine ruhalidine fiyha Cenab-ı Hak onlara e, işlerinde ebedi kalacakları alttan ırmakta rakan e, cennetleri vaat ediyor. Ve mesakine tayyibeten ve e, hoş meskenler, güzel köşkler, saraylar e, içinde yaşanılabilecek fevkalade güzel köşkler, saraylar vaat ediyor. Fi cennete adın, ebediyen kalacakları o adın cennetlerinde. Sonra bu e, bağlardan, bahçelerden, cennetlerden, köşlerden bahsettikten sonra Yüce Rabbimiz ayetin sonunda وَرِضُوَانٌ مِنَ اللّٰهِ ekber Allah'ın kullardan e, razı olması, ey kullarım ben sizden razı oldum buyurması ise e, her şeyden daha büyüktür. Yani belki onlara vaat ettiğim bu cennetlerin de üstünde, ötesinde bambaşka bir manevi... E, bir nimettir. Ve okulların fevkalade... mutlu olacakları bir durumdur. Değerli Huvel fevzül azim... yani esas ulaşılacak olan... E, za, e, elde edecek zafer budur. Esas ulaşılması gereken... fevzü felah, zafer, kurtuluş... ve mutluluk... E, başarı budur... buyuruyor e, Yüce Rabbimiz. Yine ayet-i kerimelerde mesela Yasin suresinde Cenab-ı Hak yine Cenab-ı Hakk'ın rızası ile ilgili olarak tabi Kur'an-ı Kerim'de bu konu çok geniş ele alınıyor ama benim girişim ayetinde birkaç ayet-i kerimeye yer vermek istiyorum. Cenab-ı Hak Yasin suresi 5. sayfanın baş tarafında orada cennetliklerden bahsediyor. Ve son tarafta da yine Cenab-ı Hakk'ın rızasını, söz konusu eden bir e, ayet-i kerime ve onun da bir e, Efendimiz tarafından açıklaması söz konusu. E, Estağfirullah inne ashabel cenneti el fi şuğulin fakihun. İşte o kıyamet günü. Hesaplar görülüp de e, cennetlikler cennete gittikten sonraki o efendim e, ashabul cenne cennet asabı e, ashabı cennetlikler fi şuğulin fakihun. Onlar çok güzel meşguliyetler içerisinde hep böyle hoş bir gönül hoşluğu içerisinde eğlenecekler, zevkü safa sürecekler. Her türlü cennet meşguliyeti ama güzel meşguliyetler içerisinde zevkü safa sürecekler, eğlenecekler. Hum ve ezvacuhum fil zilalin alel erayiki Yani onlar ve efendim eşleri ee, orada efendimce ne bak e, kimleri onun yanında efendim dost yaptıysa belki evlatları babaları akrabaları ve eşleri e, orada e, gölgeler e, altında ve koltuklara yaslanmış vaziyette orada e, kalacaklar. Lahum fi afaqatun ve daun onlara orada her türlü meyveler verilecek ikram edilecek ve yine canların çektiği istedikleri her türlü nimetler ikram edilecek. Yiyecek, içecek, giyecek neler istiyorlarsa onlar ikram edilecek. Sonra selamun kavlem min Rabbir Rahim. Bu nimetlerin peşinden de cenab bak bir ayet-i daha e, zikrediyor. O da e, rahim olan, son derece merhametli olan bir Rab'den de onlara selam vardır. Yani Cenab-ı o cennet ehlini selamlayacak. Onlara selam verecek. Esselamu Aleyküm diyecek. Neyse Cenab-ı Hakk'ın selamını anlama geliyorsa o şekilde onlara bir ikramda bulunacak. Peki bunu sevgili peygamberimiz nasıl izah ediyor? Şöyle izah ediyor. Selamun kavlem min Rabbir Rahim. O rahim olan Rab'den e, efendim onlara Cenab-ı Hakk'ın bir selam sözü vardır. Onlara selam edecektir, selam verecektir. Bunu sevgili peygamberimiz şöyle e, beyan buyuruyor, şöyle anlatıyor. Buyuruyor ki, cennetlikler cennete oradaki bağlarına, bahçelerine, köşlerine yerleştikten sonra Cenab-ı Hak e, onlara mahiyetini Cenab-ı Hakk'ın bildiği bir e, durumda tecelli edecek. Ve cennet ehli Cenab-ı Hakk ı, cemalini görecekler. Ve Cenab-ı Hakk'ın cemalini seyretmek kadar hiçbir nimet onlara o derin o o kadar muazzam derin haz vermeyecek yani bütün cennet nimetlerinin fevkinde bir e, nimet olacak Cemalullah'ı görmek. Sonra Cenab-ı Hak o cennet ehliyle konuşacak. Ve diyecek ki ey cennet ehli. E, nasılsınız? Benden istediğiniz bir şey var mı? Durumunuz nasıldır? Memnun musunuz? Benden istediği bir şey var mı? Çünkü her şeyin sahibi Cenab-ı Hak. İstediği bir şey var mı diye soracak. Diyecekler ki Ya Rabbi bizi o daha önce bize gösterdiğin bir cehennem azabı var ya bizi o cehennemden kurtarmış olman bile bize mükafat olarak yeter. Başka hiçbir şey vermeseydin o cehennemden bizi kurtarmış olman nimet olarak bize yeterdi. Başka bir şey istemezdik. Ona ilaveten bir de bize bir cennet verdin. Bu cennette her istediğimiz var. Köştedir var, saraylar var, yiyecekler var, meyveler var, eşlerimiz var ve fevkalade son derece de e, huzurluyuz, mutluyuz. Dolayısıyla biz senden başını isteyebiliriz ki. Canımızın çektiği her şey var." diyecekler. Bunun üzerine bak Onlara şunu e, buyuracak, selamı şu şekilde tefsir ediyor Efendimiz Aleyhisselam. E, diyecek ki artık bundan sonra size ebediyen bir e, üzüntü, bir hüzün, bir kötülük asla olmayacak. Ve ben sizden razıyım, razı oldum. Bir daha ebediyen benden size herhangi bir öfke, bir e, razı olmama, bir hışım, bir ceza, bir azap kesinlikle gelmeyecek. Bu konuda size bir garanti veriyorum. Yani emniyetli olabilirsiniz. Sizden razı olduğum bir daha size asla gadap etmeyeceğim. Buyuracak. Burada işte varıdı yani varın Allah ekber. Yani Allah'ın bir e, razılığı, Allah'ın rızası her şeyden büyük derken ayet-i kerimede yine Efendimiz'in bu yapmış olduğu izahada orada bir e, münasebeti, bir alakası olduğunu görüyoruz. Ve Cenab-ı Hakk'ın bu o beyanı, bu selamı ve bu beyan üzerine cennet ehli orada o yeme, içme, diğer cennet lezzetlerinde bulamadıkları bambaşka, çok ulvi, çok yüce bir zevk, bir manevi has ve bir manevi bir doygunluk, itminan ve huzur elde etmiş olacaklar. Cenab-ı Hak inşallah hepimize o nimetlerden Tadabilmeyi, o nimetlere erişebilmeyi nasip eylesin inşallah. Kıymetli dinleyen dinleyenlerimiz, böyle birkaç etik kerimeden, yani her durumda Allah'ın rızasını gözetmek hasbilik bahsine e, giriş yapmışken, e, burada e, Efendimiz Aleyhisselam'da bu konuda e, çok güzel e, beyanları var, hadis-i şerifler var. Zaten Efendimiz'in hayatı bu Allah'ın rızasını gözetmenin en güzel örnekleri dolu. buradan Efendimiz'den birkaç hadis-i şerif nakletmek istiyorum. Bir rivayet şöyle. Fekete Aişetu radıyallahu anha ila muaviye. Hazreti Aişe validemiz muaviye radıyallahu anha bir kağıt üzerine Efendimiz aleyhisselamın bir sözünü yazarak gönderiyor. Diyor ki Selamun aleyke emma ba'du fe inni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakul. Sana selam olsun. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle derken işittim. Sana Efendimiz'den bir e, mühim sözü, hadis-i şerifi e, ulaştırmış olayım, nakletmiş olayım. Men temese rıda Allahi bi sahatin nasi <Sessizlik> kefahullahu mu'neten nasi ve men iltemese rıda ennâsi bisahatillâhi ve ile النَّاسِ Diyor ki Allah'ın selamı üzerine olsun. Ben Resulullah'ı şöyle buyururken sallallahu aleyhi ve işittim. Kim bir konuda insanlar kendisine bu zese dahi bir amelde, bir hususta herhangi bir efendim yapacağı bir işte, sergileceği bir efendim tutum ve davranışta İnsanlar kendisine buzese etse dahi o konuda Allah'ın rızasını talep ederse, Allah'ın rızasını ararsa Allah da insanların vereceği sıkıntından onu kurtarır. Yani insanların rızası değil de Allah'ın rızasını gözetirse belki ki insanlar kızsınlar. belki ki insanlar ona efendim ayıplasınlar, ee, kınasınlar, sövsünler, ne yaparsa yapsınlar. Neticede burada Allah'ın rızası söz konusu ise hiç problem yok? Ona hiçbir zarar gelmez. Allah okuldan razı olur. Aynı zamanda insanların sıkıntılarında onu kurtarır. Yani Cenab-ı Hak zaten bir kuluna kulun ben seni efendim korurum, kurtarırım. Ben senin haminim, sana kafiyim buyurduysa ve okulunu korumayı e, taahhüt ettiyse Cenab-ı Hak onu kesinlikle korur ve hiç kimse ona bir zarar veremez. Kim de Allah'ın hoşnut olmayacağı bir konuda insanların beğenisini elde etmek isterse yani Allah'ın rızasını bir tarafa bırakıp yani insanlar benden razı olsun da Allah ister razı olsun ister razı olmaz. Benim için önemli olan insanların ne dediği, insanların rızası tarzını düşünür. Yani insanın rızasını tercih eder, Allah'ın rızasını bir tarafa bırakacak olursa yaptığı işte İnsanların beğenisini elde etmek isterse Allah onu o insanların insafına terk eder. Bu kez o insan Allah'ın yardımından mahrum kalır. Allah'ın korumasından yardım kalır. O insanların ona ne yapacağı belli olmaz. Dolayısıyla sevgili peygamberimiz bu hadis-i şeriflerinde bize yani her işimizde sadece Rabbimizin rızasını gözetmemiz, onu öne almamızı, onu başta tutmamızı e, tavsiye ediyor ve en kazançlı yolunda bu olduğunu bildiriyor. E, Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak e, müminlerin İslam emanetini, Kur'an emanetini omuzlayıp taşıyacak seçkin müminlerin vasıfları sayılırken onlar, Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever. Onlar efendim malları canını Allah'ın yoluna cihad ederler kafirlere karşı izzetli, onurlu, şerefli, dik başlı ama müminlere karşı son derece mütevazi, alçak gönüllü, şefkatli, merhametli vasıflarını saydıktan sonra ve la yahafuna lawmet laim onlar asla Allah'ın rızasını tahsilde Allah'ın emrini tutma, Allah'ın dinini yaşama noktasında bütün himmetleri buna teksif ederler. Asla kınayanın kınamasından korkmazlar. Yani yeter ki Allah benden razı olsun. Yeter ki bu amelimi Cenab-ı Hak e, sevsin. Ve bundan razı olsun. Yeter ki amelim Allah'ın rızasına uygun olsun. Onun dışında kim ne derse desin. Kim ne derse desin. Yani Allah'ın rızasını her şey tercih ederler. Orada yine ayet-i kerimede bu dile getirilmiş olmaktadır. Kıymetli dinleyenlerimiz, yine sevgili peygamberimizin bir başka hadis-i şerifi. An Ebi Umame el-Bahili yi gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inna Allah la yaqbalu min el-amali illa ma kana lehu khalisan ve butugi bihi vecuhuhu. Ebu Umame el-Bahili'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah ancak samimiyetle ve kendi rızası gözetilerek yapılan işleri, amelleri kabul eder. Onun Cenab-ı Hak sürekli e, ayet-i kerimelerde فَعْبُدُ اللّٰهَ مُقْرَسِنَ لَهُ <الدِّين> Siz ibadetini sadece Allah için yapın. Yani ibadetinizde başka varlıkları ortak koşmayın. Öyle yüşrik bir ibadet Rabbi kişi amelini Allah için yapsın, salih amel işlesin ama ibadetine başkasının kesinlikle ortak koşmasın diye sürekli ibadetin Allah için yapılması emri. Tekrar eder Kur'an-ı Kerim'de. Dolayısıyla niye? Çünkü Cenab-ı Hak ancak samimiyetle ve kendi rızası için yapılan ameli kabul eder. Onun dışında ameli kabul etmez. Bir gerçeği bize haber veriyor hadis-i şerif. Bir diğer hadis-i şerifte An Ebi Hureyrete Ali Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâle yekulullahu teâlâ. Burada da bir hadisi kutsi. allah Teala şöyle buyuruyor. Es savmu li ve ene eczibihi yeda'u şehvetehu ve eklehu ve min ecli. Yüce Allah buyuruyor ki oruç benim içindir. Onun mükafatını ben veririm. Çünkü oruç tutan kimse nefsi arzularını yemeyi ve içmeyi sadece benim için terk eder. Yani orada e, orucun sırf, yani e, ihlas, oruç ibadetini çok daha e, açıktır, barizdir. E, böyle olunca e, bunun da mükafatının çok fazla olacağını Yüce Rabbimiz dile getirmektedir. Ebu Muhammed'in rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir diğer şeriften şöyle buyuruyor. Kim Allah için sever, Allah için nefret eder, Allah için verir, Allah için kötülüklere engel olursa, imanın kemale erdirmiş olur. Yine efendim, e, Hazreti Ömer Efendimizin sözlerinde de yer alıyor. Hadis-i şerifte de bunun kaynağı, e, mana olarak bulunmakta, e, El hubbu e, fillah vel buğzu fillah. Yani Allah için sevmek, ve Allah için buğz etmek, ve bütün sevgimizin de, nefretimizin de, vermemizin de, almamızın da, hepsinin Allah için olması. Böyle olursa, bu tür ibadetlerimiz imanımızı kemal ermesine yardımcı olacaktır. Yine bu konuda efendimiz Aleyhisselam'dan bir hadis-i şerif üzerinde durmak istiyorum. Ümmü Seleme'den rivayet edildiğine göre Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: "Birinizin başına bir musibet, acı bir şey, hoşuna gitmeyen bir şey geldiği zaman biz Allah'a aitiz ve biz ona döneceğiz. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun." ayeti kerime. Böyle e, bu ayeti kerimeyi okursa sonra da Allah'ım başıma gelen musibetin acının mükafatını senden bekliyorum. Bundan dolayı bana ecir ihsan et benim e, için onu daha iyisi değiştir desin. Böyle yaparsa Allah onun üzerine rahmetini yardımını gönderir ve ona daha hayırlısını ikram eder diye Efendimiz müjdelemiş oluyor. Burada yine e, bütün varlığımızın her şeyimizin Cenab-ı Hakk'a ait olduğunun bir e, şuuru, bir efendinin bilinci, bir imanı kendisini e, göstermektedir. Efendimiz şöyle naklediyor. Bu da e, Müslim'de ve Ahmet bin Hanbel'in e, müsnedinde zikrediliyor bu olay. Adamın biri başka bir köyde yaşayan kardeşini ziyaret etmek için bir gün evinden çıktı, yola koyuldu derken yüce Allah onun yoluna bir melek çıkardı. Melek nereye gidiyorsun diye sordu. Adam falancayı, falan arkadaşımı ziyarete gidiyorum diye cevapladı. Melek yakının olduğu için mi gidiyorsun diye sordu. Adam hayır. Hayır. O bir akrabam değil, bir yakınım değil. O benim arkadaşım, bir kardeşim. Melek o halde ona niye gidiyorsun diye sorunca adam ben onu izzet ve celal sahibi Allah için seviyorum da ondan diye cevap verdi. Bunun üzerine melek şöyle dedi: "Ben o kişiyi Allah için sevmenden dolayı izzet ve celal sahibi Allah'ın da seni sevdiğini bildirmek üzere Allah'ın gönderdiği bir elçiyim." buyurdu. Tabii ki burada e, mesaj açık. Yani e, yaptığımız işi Allah için yapabilmek. Sevgimizin Allah için olması. Amelimizin Allah için olması. Ve sadece Allah'ın rızasını kast ederek o niyetle iş yapmak, yola koyulmak. Böyle olunca da e, belki biz Allah için yaptığımız işlerde bize gelen, bizi bu şekilde me müjdeleyen melekleri belki görmüyoruz. Belki konuşuyorlar da duymuyoruz. Ama Bunların gerçekleştiğini bilmemiz lazım. Bu, bu hadis-i şerif bize mana aleminde bütün bunların hep e, olduğunu gerçekleştiğini dile getirmiş olmaktadır. Cenab-ı Hak ayet-i kerimelerde meleklerin bizim üzerimize indiğini bize konuştuklarını korkmayın, üzülmeyin, cennet senin dediklerini biz sizin dostunuz dediklerini ayet-i kerimeler bize söylüyor. Yani ayet-i kerimeler bize o alemden haber veriyor, bilgiler veriyor. Ee, o, o ayetlerin bildirdiği haberlere tam yakini olarak inandığımız takdirde ki inanmalıyız, bizim vazifemiz, inandığımız takdirde yani o melekleri adeta görür gibi de olabiliriz. O melekleri adeta duyar gibi de olabiliriz. Biraz yani hassas bir kulakla kulak verecek olsak o sesleri işitir gibi de olabiliriz. Çünkü e, o mana aleminde gerçekten geçen olan biten hadiseleri o ayet kelimeler çok net bir şekilde adeta gözlerimiz görür, kulaklarımız duyar bir şekilde bize ne yapmış oluyor? Aktarmış oluyor, haber vermiş oluyor. Güzel davranışlarda dünyevi bir karşılık beklemeden sadece Allah rızasını gözetmek manasına gelen hasbilik, zor ve sıkıntılı durumlarda Allah'ın kendisine yardımcı olarak kafi geleceğini bilmek, bu bilinçle gösterilen sabır karşılığında Allah'ın ecrini ummak demektir. Zaten ayet-i kerimede Eleyhisallahu bi kafin abde Allah kuluna kafi değil midir? diye soruyor. Yani kafidir. Efendimiz Aleyhisselam'a hasbi Allah Allah bana yeter de e, buyurmaktadır. Yani sen tebliğde bulun, insanlara gerçeği söyle. Fein tevellu fakul hasbi la ilaha illahu de ki Allah bana yeter, ondan başka ilah yoktur. Aleyhi tevekkeltu ben sadece ona tevekkül ettim ve o Rabbul Arşil Azim o büyük arşın Rabbidir. O zor durumda kalan müminler hasbun Allah'ın vekil Allah bize yeter o ne güzel vekildir demişlerdir. İbrahim Aleyhisselam ateş atıldığı zaman bunu söylemiştir. Zaten yani eğer kul Allah'a tam tevekkül eder, tam yönelir, Rabbim bana yeter diyerek gerçekten onun yettiğine tam inanırsa Allah kuluna zaten yetecektir. Kıymeti dinleyenlerimiz dolayısıyla demek ki yani hasbili demek hep Allah'ı her işte Allah'ı kendimize yeterli görmek, Allah'ın bize kafi gideceğini, yardım edeceğini ve bizim bütün işlerimizi halledeceğini tam olarak bu inançta olmak ve o şekilde işlerimizi yürütmek e, anlamına gelmektedir. Başka bir ifadeyle hasbilik her türlü şahsi çıkar ve menfaatten uzak durulması, her işin gönüllü olarak ve yalnız Allah için onun hoşnutluğunun elde edilmesi için yapılmasıdır. Tabi burada iki tane kavramdan bahsetmek mümkündür. Yani hasbi olmak, hesabi olmak. Hasbi olmak, Allah için olmak demek. Başka bir e, gaye güdülmemesi demek. Başka bir bekleticinin olmaması demek. Hesabi olmak ise hep hesap yapmak. Yani buradan ben ne elde ederim? E, yani Allah'ın rızası haricinde bir nefsani planda ve e, menfaat e, itibariyle ne ederim'in hesabı içinde olmak. Bunlar birbirinin bu açıdan baktığımız zaman... E, mukabili zıddı iki kavramına karşımıza çıkıyor. Buna göre gerçek anlamda hasbi olan bir mümin Allah için en büyük fedakarlığı göstermeye hazır demektir. Müminin Allah yolunda feda edebileceği en kıymetli varlığı ise şüphesiz canıdır. Hazreti Ayşe'nin yeğeni olan Urve bin Zübeyir'in zorlu tebük günü şiddetli sıcağa rağmen Allah Resulü'nün talimatı üzerine hiç tereddüt etmeden Şam'a doğru yola çıkan müminlere ehlül hisbe, hisbe ehli demesi de bundandır. Bu yüzdendir ki Hazreti Ömer şehidi canını Allah yolunda feda eden kimse ihtesebe olarak tanımlamıştır. İhtesebe olarak demek ki o ne yaptı? Yani sırf Allah için canını verdi. Ee, hakikaten diğer savaşlarda da, Bedir'de de, Ubud'da da, Tebük'te de böyle e, hesapsız, ıvazsız, garazsız efendim o yola başını koyan müminleri Cenab-ı Hak hep e, övmektedir. Onlar cennetle müjdelemektedir. Sırf Allah Teala'nın rızasını gözeten ve onun hoşnut olduğu amellere yönelen bir Müslüman çevresine şirin görünme kaygısı taşımaz. Hatta bazı insanlar hoşlanmasa da o Allah'ın hoşnutluğunu esas alır. Bu durumda Cenab-ı Hak elbette onu zor durumda bırakmaz. Nitekim Efendimiz Aleyhisselam yani e, her işini Allah için yapan kişiye Cenab-ı Hakk'ın nasıl yeteceğini, Cenab-ı Hakk'ın onu diğer efendim şehirlerden insanların zararlarından, sıkıntılarından nasıl kuracağını bir hadis-i şeriflerinde şöyle dile getirmektedirler. Kim bir konuda insanlar kendisine buğz etse dahi, insanlar o konuda yaptığı işten dolayı buz etse, ondan kınatsa, ona hoşlanmasalar dahi, o konuda Allah'ın rızasını ararsa, Allah da insanların vereceği sıkıntıdan onu korur. Vereceği sıkıntıdan onu kurtarır ve korur. Kim de Allah'ın hoşnut olmayacağı bir konuda insanların beğenisini elde etmek isterse, Allah onu insanların insafına terk eder buyurmuştur. Unutmamak gerekir ki Allah rızası için bir şey yapanı insanlarda sever ve met eder. İnsanların bu iltifatı ise mümine cenneti dünyadayken müjdeleyen bir mükafatta olur. Hatta yaptığı ameli sırf Allah için yapan, ameli salihini Allah için yapan kişiye Cenab-ı bak onun efendim, müminlerin gönlünde ona karşı da ayrı bir sevgi, hürmet ve muhabbet de yaratır. Nitekim Meryem suresinin 96. ayeti kerimesinde Estağfirullah اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجَعَلُوا Şüphesiz ki ima edip salih ameller işleyenler var ya Allah müminlerin kalplerinde onlara yönelik onlara müteveccih bir vüt, bir sevgi yaratacaktır. Yani diğer müminler okulunu sevdirecektir. Diğer Diğerinin gönlünde okula karşı bir muhabbet var edecektir kim Allah Teala. Şimdi bu ayet-i kerimenin e, efendimiz Aleyhisselam çok güzel bir tefsirini yapıyor. Yani o kadar güzel ki hem ayet-i kerimeler çok güzel hem efendimiz Aleyhisselam'ın onu açıklaması o kadar güzel ki ve bizi nasıl bir e, gönüllü işten e, iştenlikle gönüllü hasbi olarak amel-i salih'e sevk ediyor bu açıklamalar. Yani bir kılavuz oluyor, yol gösteriyor. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki Allah diyor bir kul güzel iman eder, salih amel işler, Allah'ın sevgisini elde ederse öncelikle Allah o sever. Allah bir kulunu sevdiği zaman Cebrail Aleyhisselam'ı çağırır. Der ki ey Cebrail ben falan kulumu seviyorum. O kul benim sevgime e, layık bir kuldur. Onu seviyorum. Ey Cebrail sen de onu sev ve git bütün gök ehline meleklere ilan et onlar da o kulumu sevsinler. Ve yeryüzüne in ve bütün müminlerin kalplerine Allah bu kulu seviyor siz de o kulu sevin diye onlara ilhamda bulun der. Cebrail de hem gök ehli meleklere hem de müminlere bu ilhamda bulunur. Şimdi Cenab-ı Hak bunu bu şekilde emredince, Cenab-ı Hak bunu yaratınca o gönüller de o mümini severler buyuruyor. Tabi bunun zıdı da var. Allah muhafaza eylesin. Yani ayet-i kerimenin e, zıt tarafı da var. Yani kafirler, Cenab-ı Hakk'ın buğzunu celbeden, kadabını celbedenler o da Efendimiz Aleyhisselam bunu da e, bir yani korku ümit dengesi olsun diye onu da öğretiyor. Ama diyor bir insan Allah'ın buğzunu cel celbeder. Allah onu sevmezse ona Cenab-ı bak gadab eder, boz eder, sevmez. Sonra Cebrail çağırır der ki ey Cebrail falan kul var ya falan kişi var ya ben ona buz ediyorum, onu sevmiyorum. Sen de sevme. Bütün gök ehline, yer ehline ilan et onları sevmesinler diye onun o kişiye karşı müminlerin kalplerinde acayip bir böyle buz, öfke ve efendim nefret hasıl olur. Ondan Allah'a sanıyoruz tabii. Kıymetli dinleyenlerimiz Cenab-ı Hak Birçok ayet ve edik kerimede Efendimiz Aleyhisselam hadis şeriflerinde dini Allah'a has kılarak ihlas ile kulluk yapılması yani ibadet ve amellerin gösterişten, riyadan uzak tutulması emredildiğine göre hasbi davranan için en büyük karşılık cennet ve nimetlerinden önce Cenab-ı Hakk'ın rızasıdır. Bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurmaktadır niyeti olmayanın ameli nasıl makbul değilse, burada Allah rızası için olmayan, karşılığı Allah'tan beklemeyen amelin de sevabı olmaz. Allah'ın rızasının her şeyden üstün olduğu Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade edilmektedir. Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara içinde ebedi kalmak üzere altına ırmaklar akan cennetler ve Adem cennetlerinde güzel meskenler vaat etti. Allah'ın rızası ise hepsinden büyüktür. Ve minallahi ekber. Allah'ın rızası ise o cennetlerden de, o köşlerden de, oradaki efendim bütün nimetlerden de daha büyüktür. Müminler için daha o nimet, daha büyük bir haz, lezzet, bir cennet sürürü verecektir. İşte büyük kurtuluş budur. Buna mukabil Allah'ın hoşnutluğunun gözetilmemesinin hazin sonunu yine Cenab-ı Hakk'ın e, şu beyanı bize bildirmektedir. Allah'ın hoşnutluğunu gözetenle Allah'ın gazabına uğrayan bir olur mu hiç? Sonuncusunun yeri cehennemdir. Cehennem ise ne kötü bir varış yeridir. Yani Cenab-ı Hak burada e, Ali İmran e, suresinin 162. ediyene efebini tebea rıdvanallahi kemen be'e min minallahi ve memahu cehennem. Yani Allah'ın rızasına talip olan, Allah'ın rızasını isteyenle e, ve bunu kazananla e, Allah'ın hışmına uğrayan bir tabii ki olmaz buyuruyor. E, Cenab-ı Hakk'ın e, gadabından e, onun rızasına sığınırız. Ee, Cenab-ı Hak'tan e, bizden razı olmasını dileriz ama bize gadap etmesinden, hışmından da Cenab-ı Hakk'a sığınırız. İnananları en yüce mertebeye Allah'ın rızasına ulaştıran hasbilik, insanları Allah'a davet uğrunda büyük sıkıntılara maruz kalan birçok peygamberin dilinde en değerli ifadesini bulmuştur. Ne diyorlar peygamberler? Buna tebliğ görevime karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum benim ecrimi verecek olan ancak alemin Rabbidir. O şu ara süresinde her peygamber, Musa aleyhisselam giriyor, İbrahim aleyhisselam, sonra efendim Nuh aleyhisselam, Hud aleyhisselam, Salih aleyhisselam, Lut aleyhisselam, Şuayb aleyhisselam, hepsi teker teker ve ma es'elüküm aleyhi min ecr. Ben yaptıklarıma karşı size efendim bir mükafat, bir bedel istemiyorum. İn ecriye illa ala Rabbil alemin. Benim e, beklediğim sadece Rabbimin vereceği mükafattır. Onun rızasıdır. Onun vereceği e, ecirdir." demişlerdir. Yine sevgili Peygamberimiz Sal sallallahu aleyhi ve sellem'e de e, şöyle demesini emrediyor yüce Rabbimiz. Kul wa nusuki wa mahyaya wa rabbil alamin la ve, ve umirtu evvelul muslimin. Şüphesiz benim namazım kurbanım, hayatım, ölümüm hepsi alemin Rabbi Allah içindir. Onun hiçbir ortağı, eşi, benzeri yoktur. Ve Allah da bana Müslümanların ilki olmam, en iyi Müslüman olmamı emretmektedir. Gerçek anlamda hasbi olan insan hem toplum içinde hem de yalnız başına kaldığı zamanlarda her işinde ilahi rızayı dikkate alır ve Allah Resulü'nün şu sözünü düstur edinir. Allah ancak samimiyetle ve kendi rızası gözeterek yapılan işleri kabul eder. Nitekim sevgili peygamberimiz bu çerçevede sadece sürüsüyle ve tabiatta baş başa olduğu halde namazını ihmal etmeyip güzelce eda eden bir çobanın masar olduğu ilahi iltifatı şöyle dile getirmektedir. Rabbiniz der ki şu kuluma bir bakın sırf benden sakınarak ezanını okuyup namazını kılıyor ben de onu affettim ve cennetime koydum. Allah Resulü bir başka hadisinde de Müslüman bir kul Allah'ın rızasını umarak namaz kılarsa tıpkı ağaçtan yapraktan döküldüğü gibi günahları dökülür buyurmaktadır. Sadece Allah için olduktan sonra namazın kendisi gibi uğruna atılan adımlar da yine büyük bir ecir kaynağıdır. Yeter ki bu adımlar ilahi rızayı kazanma amacıyla atılsın. Bin Kâb, evi meslini meviye uzak olmasına rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birlikte kılınan hiçbir namazı kaçırmayan ensardan bir zatın durumuna üzüldüklerini ve bu yüzden sıcak havalarda ve karanlıkta mesle rahat gelebilmesi için bir merkep satın almasını tavsiye ettiklerini söyler. Adamın vallahi evimin mesleğe yakın olmasını istemem karşılığını vermesi üzerine, Übey bin Ka'b durumu Efendimiz Aleyhisselam'a iletir. Medine'li sahabi Resulullah'a evinin mescide yakın olmasını istemediğini söylerken şu gerekçi dile getirir. Mescide giderken ve ailemin yanına dönerken attığım her adım karşılığında Allah'tan ecri sevap umuyorum. Bunun üzerine sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah bütün bunları sana verdi hakikaten hesap ettiğin Allah'tan umduğun şey senindir buyurur. Kıymetli dinleyenlerimiz Cenab-ı Hak bizlere bu kendi rızasını talep hasbi olma noktasında yardımcı olsun, lütuflarda bulunsun diyor. Hepinizi hürmetle muhabbetle Allah'a emanet ediyor.